önemli şey yapacak. Daha var, daha sonra varsa sorularınızı alabiliriz. Yenince tabii konuşmalar klasik oluyor. Bu ligde ilk gol atmak büyük bir avantaj. Ama buna rağmen siz de gördünüz, rahat 5-6-0 bitecek bir maçtı. Çok da iyi oynadığımızı söyleyemem ama iyi mücadele ettik. Girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Bir iki oynamayan arkadaşımıza şans verdik. Kazandık. Eğer hedef sadece alt taraftan kurtulmaksa bir maç eksiğiyle Rize'den 9 puan. Yani 16. Rize olduğu için onu söylüyorum. Onu hedef aldığımız için değil. Eğer hedef yukarıysa 6.yla da bir maç eksik 6 puan var. 7.yle de bir maç eksik 3 puan var. Onu bile kazandığını düşündüğün zaman şu anda 7. 8. sırada olduğumuzu düşünmemek mümkün değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele sergilediler. Takım savunmasını iyi yaptılar. Bundan sonra önümüzde, yani kulübün önünde 12 tane maç var. Aynı şekilde çalışmamıza, ciddiyetimize devam edeceğiz. Bir hafta kazanıyoruz, bir hafta kaybediyoruz. Futbol bu. Yeniyorsun huzurun olmuyor, yeniliyorsun huzurun olmuyor. Bilmiyorum, bakalım gidiyor yani şu an biz mücadelemizi yapıyoruz. Soru soralım onu. Ali abi. Evet hocam, hayatınızda çok gol kaçıran oyuncular da gördünüz. Kendiniz de çok gol kaçırdınız. Olmayacak goller oluyor. Ama bir pozisyon vardı ki orada ne düşündünüz Ranti'nin o atılan topla? Lan bu da kaçar mı dediniz mi ya? Ali abi, orada sadece benim ne düşündüğüm önemli değil. Ben hep anlatıyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki 4 hafta önce Serdar'a böyle diyordu, şimdi böyle diyor. Biz Serdar, bizim bu takımın bir kalitesi var. Serdar olmazsa bu takımın kaleye akması zor. Serdar bu takımın itici gücü, öyle mi? Evet. Hatta maçtan önce yayıncı kuruluşa söyledim. Biz bugün Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra bu ligin en az gol yiyen 3. takımıyız. Beşiktaş ve Başakşehir'in milyon euroları harcadığını düşünürseniz ve ligin ilk ikisindeki tepesindeki takım olduğunu düşünürseniz kalan 16 takımın içerisinde en az gol yiyen takımız. Ama en az da gol atan takımız. Savunma çalışılabilir bir şey, öğretilebilir bir şey. Ama hücum çalışılabilir bir şey değil. Eğer tabii ki hücum varyasyonları çalışırsın ama hücum yetenek ister. Eğer hücum yetenek istemese o zaman Mourinho'lar, Lippi'ler, Ferguson'lar 100'er milyon euro verip en baba golcüleri almazlar. Yani bugün Allegri oyuncu mu bulamıyor da 100 milyon euro 28 yaşındaki Hugo'ya verdirtiyor. Dolayısıyla Serdar'ı bir kenara koyduğunuz zaman Vedat ve Ranti'nin de o katkıyı daha fazla yapması lazım. Kaldı ki bugün çoğu takıma bakın, eğer o puanlar topladıysa Antalya, topladıysa Eto'ya borçlu. Alanya topladıysa Wagner Love'a borçlu. Her takımın en önde işi bitirebilecek bir oyuncusu var. Kaldı ki Serdar bunu, bu katkıyı kenar oyuncusu olarak yapıyor. Bir de önde iş bitirici bir santraforumuzun ya da daha kaliteli bu oyuncularımız çok değerli oyuncular ama bir tık daha ötesi olabileceğini, o da parayla oluyor. O zaman belki bugün 6-7 puan daha yukarılarda olabilirdik. Giden oyuncuları söylemiyorum zaten. Ama taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herhalde iç sahada yenilmezlik şeyimiz sürüyor geldiğimiz günden bu yana. Güzel bir şey. Yani açıkçası ben belki çoğu insan mutlu olmayabilirdi ama ben bu maçta beraberle de mutlu olurdum. Ben matematik insanıyım, realistim. Ben doğruları söylüyorum. Ama sanki her sene her maçı kazanıyormuşuz gibi. Puan çok önemli. Bakın Alanya'ya yenilmeseydiniz aranızda 4 puan kalacaktı. Karabük'e yenilmeseydiniz şu anda onu geçmiş olacaktınız. Bunlar hep 6'şar puanlık maçlar. Bugün berabere kalsaydınız, ki yenmek güzel bir şey, eksik maçınızdan bir puan alsanız yine Akhisar'ın üstündeydiniz. Hani azı bulamayan çoğu bulamaz misali, önce bir puanı garantileceksin ki 3 gelirse gelsin. Ama 3 puan oynarken bir puan alamama durumunda olabiliyor bazen. Siz soruyordun. Hocam az önce size bahsettiğimiz yenilmezlik devam ediyor. 6-7 mağlubiyet var. 6'sı dışarıda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de ayrıca Avrupa Kupası şansını nasıl değerlendirirsiniz? Bizim mi? Evet. Hangi anlamda? Avrupa Kupalarına katılma anlamında. Vallahi ben İrfan, şimdi bakın. Ben geldiğimde 11 maç ya da 10 maç 11 puandı. 11. iken benim hedefim ilk 5 dedim. Ama tabii oyuncular gittiği zaman gitmeden bunu söylemiştim. Bugün oyuncular aynı durumda burada olsun. Ben bu oyunculara güvenmediğim anlamına gelmez. Mevcut oyuncuların uyum sürecini atlatmalarına ihtiyacı var. Lucas bunu atlattı. Tamamen atlattı. Badde buraya katılırsa, Agon da katılırsa, Jonathan da katılırsa, Etienne de katılırsa. Ondan sonra bu takım zamanla bunu yakalar ama gençlerinin bir realitesi olmalı. Her sene ben mali müşavir değilim ama geliri giderinden fazla olan, sıkıntıyı yaşamayan, futbolcu yetiştiren, futbol satan rahmetlinin hedeflerini, rahmetlinin koyduğu vizyonu aynen yürütmesi gereken bir takım olmalı. Yani bize bıraksınlar, dışarıdan karıştırmasınlar. Onlar da olur, merak etmeyin. Teşekkür ederiz. Kötü oynadık. Yani özellikle çok
dağınık bir görüntü vermemiz beni oldukça üzdü. Çünkü son haftalarda Beşiktaş maçının bir bölümü, özellikle Antalya maçı, Başakşehir maçı takım çok iyi bir görüntü vermişti. Bu maç maalesef aynı görüntüyü veremedik. Herhalde kupa maçının ağırlığı ve yorgunluğu, haftada 3 maç oynamak bize iyi gelmedi diye düşünüyorum. Camiamızdan özür diliyorum. Gençler Birliği'nin haklı galibiyetinden dolayı da onları tebrik ediyorum. Buyurun hocam. Hocam, maçla, sahayla ilgili bir sorun değil de. Buyurun. Genel olarak Ankara'nın bir yetiştirdiği futbolcu ve teknik. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu bilmeniz. Araştırdım. Yani sağ olun. Ankaralıyım. Evet, Ankara'da. Evet, hocam, ama bu stadı, işte gördüğünüz basın odasının halini, içeride soyunma odalarını siz yaşıyorsunuz. Yani nasıl bir Ankara olarak, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala her yere stadlar benim... yapmak. Çocukluğum burada geçti. Özellikle bu yan sahalarda amatör kümede oynadık. Anıttepe'de oynadık. Bizim için ayrı bir hatırası var ama gerçek şu ki de Ankara'ya çok iyi bir stat lazım. Ama ben bunu devlet büyüklerimizin yapacağına inanıyorum. Yani serzenişinizde haklısınız. Böyle bir stat başkente yakışmadığı bir gerçek. Doğru. Ben bunun en kısa sürede yapılacağına inanıyorum. Çünkü öyle yerlere devletimiz öyle statlar yaptı ki Avrupa Şampiyonası'na talip olacağız. Belki Dünya Şampiyonası'na da talip olacağız. Ya başkent sizde, statsız da ben olacağını düşünmüyorum. Mutlaka onu da yapacaklardır. Çok teşekkür ederim. Bunu hatırladığınız için ben teşekkür ediyorum.